Ece'den uzak duracaksın. Allah Allah. Kızım benim bir şey yaptığım yok. Çocuk kendisi geliyor. Kan çekiyor herhalde. Sus. Ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor? Nevin bana kızıyordu da. Vallahi kusura bakma, haklı. Bence de şikayetçi olmalısın. Bakın. Beni gerçekten seviyor. Çok aşık. Kıskanıyor, biliyorum. Ya o gün zaten bir öfke patlaması yaşadı. Ben de hatalıydım, benim de hatam var. Rica edeceğim, böyle konuşma. Ya şiddetin bahanesi yok, olamaz da. Ben sizi de bulaştırdım bu işe. Ben gideyim en iyisi. Bir dakika, öyle demek istemedim, affedersin. Yanlış anladın. Yok, ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Değil mi Nevin? Hı? Bir şey desene. Ya tabii canım, nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Nevin, ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızın var. Böyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Önemli bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama. Bir kadın var. Nevin'in arkadaşı. Ya belki sen konuşursun diye böyle çağırdım. Nasıl yani? Kim ki? Şiddet görmüş bir kadın. Nerede şimdi? Şu anda bizim evde. Hatta birkaç gün kalacak. O yüzden yani sen bizden daha iyi konuşursun. Belki yani konuşmak istersin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Hatta kocasıyla ilgili uzaklaştırma kararı da alırız. Ben onunla karakola da giderim. İşte sevgilisiymiş sanırım. Ve daha önce böyle bir şey yapmamış. O yüzden kadın karakola gitmek istemiyor. Ya bir kere yapan sürekli yapar bunu. Bu bir hastalık. Bir sürü kadın var şiddete maruz kalan. Susan, korkan. Keşke hepsine yardım edebilsem de. Neyse, ne zaman hazırsa sen söyle, ben konuşmaya hazırım. Sürekli olarak benim koruma içgüdümle dalga geçiyorsun ama sen de benim gibisin. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda hiç geri durmuyorsun. Çünkü ben nasıl hissettiklerini biliyorum ve yalnız kalmalarını istemiyorum. Ay tamam, dur Nevin, ben yaparım bebeğim ya. Ferda, bana bebeğim falan deme, çekil şuradan. Ay üf, Nevin ya. Valla yani ben de keyfimden kalmıyorum burada herhalde Nevin. Herif elimdeki bütün parayı aldı diyorum sana. Gibi kaldım ortada. Ne yapsaydım? Hı hı, eminim öyledir. Bak ayıp ediyorsun ama Nevin. Valla bak, yalan söylemiyorum. Neyse ne. Birkaç gün kalacağım dedim, birkaç gün kal bakalım. Aynen. Hem sonuçta sana hayatının iyiliğini yapmış biri var yani burada. Birkaç günü davet edeceksin artık. Ferda uzatma. Ha bu arada iyilik demişken aklıma geldi. Benimki ne yapıyor, uyudu mu? Benimki falan diye konuşma, bak zaten sinirlerim tepemde. Gece gece zıvanadan çıkarma beni. Tamam be. Üf. Şurada iki şaka yapıyoruz yüzün gülsün diye herhalde. Bu ne kadar güzel kokuyor Nevin ya. Nereden aldın bu yumuşatıcıyı? Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Bir çay daha ister misiniz? Tazeleyeyim mi? Yok. Ben artık kahveye geçeyim Fatma. Tamam.
Yasemin. Hayatım. Kahvaltı yapmıyor musun bugün? Ha, yok benim acelem var. Vakfa gideceğim. Bir bağışçı varmış onunla buluşacağım. Vakfa gidiyorsun öyle mi? Adem de geliyor değil mi? Yok Fatih'le gideceğim. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Sen Abdullah öldü, tehlike bitti demedin mi? Dedim. Adem'e daha çok ihtiyacım olacak senden dedim. İşine gelen durumlarda söylediğim her şeyi aklında ne güzel tutuyorsun. Bravo. İyi öyle olsun bakalım. Bu seferlik korumasız git. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Adem derneğe gelmiyorsun. Fatih'le gideceğiz. Timur Bey'in kesin... Timur'la konuştum. Haberi var. Ece kızım kitabın bittiyse gel anlat bana. Ece duymuyor musun? Ay illa peşinden koşturacaksın kızım ya. Ece! 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 Kızım şaka yapma bana! Ece! 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 Ece kızım! Anne buradayız savaş kenarında. Ferda sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Ne oldu habersiz mayonu giydim diye mi sinirlendin? Çok sıcaktı evin için, evin dayanamadık. Havuz kenarına inelim dedik. Ne oldu? Ben girmedim. Sadece burada oturdum. Ama kızım keşke haber verseydiniz. Ben sizi evde göremeyince çok telaşlandım. Telaşlanacak bir şey yok Nevin. Yanındayım çocuğun. Hadi kızım Ece. Hadi gidiyoruz. Ya bıraksana çocuğu. Güneşleniyor. Senin başkasının havuzunda ne işin var? Al bak işte Fatma'yı yollamışlar. Azar işiteceğiz. Fatma, Fatma çok özür dileriz. Kızdılar değil mi? Biz de tam gidiyorduk. Yok şey kimse kızmadı. Ben misafirinize merhaba demek için gelmiştim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ferda ben. Fatma. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ama biz yine de gidelim. Hadi Ferda toparlan. Yok rahatınıza bakın. Zaten şey Yasemin Hanım görse bile bir şey demez. Öyle mi? Aha. Biz keyfimize bakabiliriz o zaman. Tabii tabii. Ben bir şey rica edeceğim Fatmacığım senden. Serin bir şeyler alabilir miyim canım? Tamam getiririm. Sağ ol. Fatma. Fatma ne olur kusura bakma çok fütursuzdur o. Lütfen zahmet etme. Ay yok olur mu öyle şey getiririm tabii. Ha, yazık zaten kadıncağız neler yaşamış. Biraz kafasını...